Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz hem kolay hem güzel, 4 sırada harika bir model olacak sevgili hanımlar. Evet hanımlar, bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz iplerinizi şişlerinizi hazırlayın, buyurun hep birlikte yapalım. Önce şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, henüz daha kanalımı keşfetmediyseniz, kanalımdaki tüm videoları ziyaret edebilir, bütün örgü modellerimi görebilirsiniz. Evet güzel hanımlar, birbirinden güzel örgü modellerimi ziyaret etmek isterseniz, kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Eğer modellerimle ilgili yorumlar da yaparsanız çok sevinirim. Hemen modelimize geçelim arkadaşlar. Şöyle Hobiko Kuzey'in, Hobiko Kuzey diyorum, Hobiko Kuzey'in iplerinden çok yaptığım için, Hobiko Ecem'in iplerinden güzel iki tane renk kullanacağım. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmak isterseniz dilediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Her ipe yakışan harika bir model. Ben şöyle 3,5 milim şiş kullanacağım arkadaşlar. Sizler ip kalınlıklarınıza göre şişlerinizi kullanırsınız. Evet şöyle ben 2 sıra haroşa örgü yaptım arkadaşlar. Modelimi istediğim ilmek sayılarıyla kurabiliyorum. Sevgili hanımlar, sizler de ister tek sayılarla ister çift sayılarla kurabilirsiniz. Ama tek sayılar üzerinden kurarsanız şu kenarları daha düzgün olacaktır. Bu modelimizde kenarlar pıtırcıklı çıkabilir arkadaşlar. Kenarlarında hani öncelikle onu hatırlatmak isterim. Renk geçişinden dolayı hafif böyle pıtırcıklı gibi olabilir ama model enfes bir model. Kenarımızı tığlayarak veya süslemeler yaparak şey yapabilirsiniz. Aslında benim abarttığım kadar kötü değil. Şimdi sizlere modeli yapmaya başlayalım. Modeli anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben burada 2 sıra haroşa örgümü yaptım. Sizler eğer istediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz. Ben şimdi beyaz ipimi bağlayacağım. İkinci rengime geçişimi yapacağım arkadaşlar. Hemen modelimi anlatacağım. Sizleri bekletmeyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi 2 sıra haroşa örgüsü yaptım. Sizler de lastik modellerinizi yaptıktan sonra hemen modelinize geçiyorsunuz. Şöyle kenar ilmeğimizi yeni başladığımız için hemen örüyoruz. Tüm sırayı düz olarak örelim arkadaşlar. Modelin birinci sırası. Lastiğinizi yaptınız. Modeli kurmaya başlayacaksınız. Tüm sırayı düz olarak örüyoruz. İkinci rengimizle. Lastikten sonra. Evet, modelin birinci sırasındayız. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi belli bir ilmek sayısı yok. İstediğiniz ilmek sayılarıyla başlayabiliyorsunuz. Evet, modelimin birinci sırasını düz ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. İkinci sırasındayım modelimizin. Burada da tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz gerçekten çok farklı, değişik, çok güzel bir model. Umarım hoşunuza gider. Sizler de benimle birlikte yaparsınız arkadaşlar. Değişik örgü modelleri arıyorsanız, farklı örgü modelleri arıyorsanız bu modeli kaçırmayın derim. Gerçekten çok güzel bir model. Hem de çok kolay sevgili hanımlar. Evet, şöyle önden bir sıra düz, arkadan da bir sıra ters ördüm. Şimdi yine rengimi değiştireceğim arkadaşlar. Bakın, 2 sıra örmüş olduk. Bir sıra önden düz, bir sıra arkadan ters. Şimdi yine kiremit rengi diyorum ben bu rengi. Kiremit rengimi aldım elime. Modelin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şöyle sıkıştırıyorum. Hani çok pıtırcıkla çıkmasın size söylediğim yer. Şimdi burada bakın 2 tane düz ilmeğim var. Bu ilmeğimi bakın 1 2 ikisini de söktüm. Şu bu renk kiremit rengime kadar. Hemen arkasından şu şekilde bakın taktım geriye. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birlikte bu şekilde örüyorum. Bir tane düz yapıyorum arada. Tekrar bakın bir düz yaptıktan sonra yine İkinci ilmeğe geldiğimizde düzümüzü hemen ilmeğimizi şu şekilde söküyoruz.
Hemen kiremit rengimi geri takıyorum. Şöyle arkadan. Bakın bu şekilde. 3 ilmeğin 3'ünü birlikte örüyoruz. Bir tane düz yapıyorum arada. Yine bakın bu şekilde. Kiremit rengimi takıyorum. 3 ilmeğin 3'ünü birlikte örüyoruz. Bir tane düz yapıyorum yine arada. Hemen bir düz örüyoruz arada arkadaşlar. Sonra model uyguluyoruz. Bakın bu şekilde. Hemen kiremit renginden alıp bu şekilde örüyoruz. Bir düz. Tekrar arada bir tane normal düz örüyoruz. Tekrar model uyguluyoruz. Kiremit rengimi geriye takıp bu şekilde bakın. Bir düz. Tekrar bakın bir düz ördüm. Yine bu ilmeğimi burada söküyorum. Tekrar geriye takıp şöyle alttan geçirerek ilmeğimi geri örüyorum. Bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir düz örüyoruz, bir söküyoruz. Bir ör, bir sök sevgili hanımlar. O kadar kolay bir model. Bir ör, bir sök diyoruz modelimize. Bakın bu şekilde. Şimdi son kez burada sökelim. Bir ör, bir sök modelimize devam ediyoruz. Bir düz ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet sevgili hanımlar, bakın bu şekilde muhteşem bir model. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Arka yüzünde ise tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu kadar kolay hanımlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor bakın. Bu kadar kolay bir model yapıyoruz. Harika. Ben çok beğendim bu modeli hanımlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Farklı bir renkle de çalıştım. Onu da sizlere göstereceğim. Gerçekten bebek örgülerinde çok güzel bir model. İster bebek örgülerinde, ister yetişkin örgülerinde, ister anne kız örgülerinde kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere modelimiz çıktı arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz devam edecek. Evet, bir modelim bu şekilde bakın hanımlar. Şöyle bir model daha yapalım, daha anlaşılır olsun arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Modelimizin birinci ve ikinci sırasını tüm ilmekleri düz öreceğiz. Arka yüzde de tüm ilmekleri ters öreceğiz. Bakın bu şekilde tüm ilmekleri düz örelim. Arka yüzden de tüm ilmekleri ters örerek gelelim. Evet, modelimizin arka yüzünde ikinci sırasında arkadaşlar tüm ilmekler ters. Bu şekilde tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Çok kolay arkadaşlar model ve çok gösterişli. Bakın bu şekilde. Evet, ters yüzünden de ördük. Şimdi yine desen kuracağız arkadaşlar. Şurada yapmış olduğumuz işlemi yapacağız. Kiremit rengini elimize alıyoruz. Yine burada bir tane renk geçişi olduğu için ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane düz ördüm. İkinci ilmeğime gelince ne yapıyorum arkadaşlar? 1 2 örmüş olduğumuz beyaz ilmekleri söküyoruz. Şöyle geriye takıp ikisini bir, üçünü bir pardon örüyoruz. Bir tane düz. Tekrar yine bir sök. Bir düz ör yapıyoruz. Bu şekilde söktük, düzümüzü ördük. Şimdi söküyoruz.
bu şekilde söktüğümüzü ördük. Bir düz, bir sök. Tekrar taktım. Üçünü bir ördüm. Yine bir düz, bir sök. Tekrar geriye takıyoruz, örüyoruz. Bu kadar kolay sevgili hanımlar. Yani dediğim gibi o kadar da hızlı ilerleyen bir model ki. Çok güzel, hem de hızlı ilerleyen bir model. Bakın. Bir düz örüyoruz, bir söküyoruz. Tekrar geriye takıp bu şekilde, parmağında örenler için bu şekilde benim yaptığım gibi örebilirler. Parmağında örmeyen arkadaşlarım da şu şekilde de yapabilirler arkadaşlar, bakın. Şimdi şu düz ilmeğimi alıp şöyle alttan, yapabiliyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir düz, bir sök. Bakın, bir düz ve kenar ilmeği. Arkadan da ne yapacağız? Tüm ilmeklerimizi ters öreceğiz arkadaşlar. Modelimiz harika bir model. Şimdi kenar ilmeğini aldım. Tüm ilmeklerimi modelin dördüncü sırasında ters örüyoruz. Lastikten sonra arkadaşlar iki sıra beyazdan düz ördük. İki sırada desen kurmak için renkli ipten ördük. Dört sıra modelimiz. Şimdi dördüncü sırasındayız modelim, bakın. Ben sizlere iki model anlatmış oldum. Gerçekten hem güzel hem şık hem de gösterişli bir model. Evet, bir sök bir düz modelimiz bu şekilde arkadaşlar, bakın. Gerçekten çok kolay ve güzel bir model. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bakın. İki model gösterdim. Şimdi bir de farklı bir renkle çalıştım arkadaşlar. Onu da sizlere göstereyim. Gerçekten o da çok güzel oldu, bakın. Farklı bir bebe yünleriyle çalıştım bunu arkadaşlar. Bu ipim de bebe yünü. Bu altın ilmeğin bebe yünü arkadaşlar. Bu normal Nako Süper incinin bebe yünü. Bakın bu şekilde harika bir model oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Modelimiz bakın enfes güzellikte bir model ve çok şık bir model. Hem de çok kolay, gösterişli, harika. Diş diş. Bir sök bir düz ya da bir düz bir sök. Yani nasıl tabir ederseniz arkadaşlar, böyle enfes güzellikte bir model. Sizlerle birlikte çalıştığımızda bu şekilde, aynı şekilde. Altın ilmeğin ipi biraz daha kalın olduğu için arkadaşlar daha iri düştü. Süper incinin ipi biraz daha ince, bakın bu şekilde düştü. İkisi de birbirinden güzel oldu. Evet güzel hanımlar, bu iki güzel modelimle sizleri elveda demek zorundayım. Allah'a ısmarladık demek zorundayım. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Evet sevgili hanımlar, beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer modelimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Her zaman için yardımlaşmak güzeldir. Kanalım hoşunuza gittiyse, beğendiyseniz modellerimi ziyaret edebilirsiniz. Birbirinden güzel modellerim var arkadaşlar. Bu modelimi de beğendiyseniz kaydetmeyi unutmayın, yapma imkanınız yoksa daha sonra da yapabilirsiniz. Kaydederseniz, paylaşırsanız da herkes faydalanır arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı modelimle ilgili unutmayın diyorum. Bir beğeni atmayı hiç unutmayın diyorum arkadaşlar. Bizim için sizlerin beğeni ve yorumlarınız çok değerli, çok önemli. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın.